Herkese merhaba. Normalde çektiğim içeriklerden çok daha farklı bir içerikte karşınızdayım. Bir açıklama videosuyla karşınızdayım. Gerçekten nasıl başlayacağımı bilmiyorum falan diyormuşum. Bu kadar da gerilecek aslında böyle bir şey yok. Sadece bunu size boynumun borcu olarak düşündüğüm için söylemek istiyorum. Böyle bir video paylaşmak istedim. Çünkü 3 haftadır yoktum. Neredeyse 3 hafta oldu herhalde en son video paylaşmadığım zaman. Şöyle bir şey var ki kendi özel hayatım, iş hayatım ve her şey çok fazla üst üste geldi ve yaptığım bazı kişisel şeyler de var. Mesela şu anda bir webtoon hazırlığı yapıyorum. Umarım seneye sizlere bir webtoon sunacağım huzurunuza ve bunun için sıkı bir şekilde çalışıyorum çünkü %100 bir çizim eğitimim yok. Çok da fazla profesyonel değilim ama yine de heveslendiğim için, heves ettiğim için bunu yapmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım Webtoon'u gördüğünüzde hayal kırıklığına uğramazsınız. Hem onun hazırlığını yapmak, hem ev işine uğraşmak, hem kendi işte çalıştığım işi devam ettirmek. Bunların hepsi beni çok zorladı. Çünkü şu anda bile böyle uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Çok yorgunum, çok yoruluyorum, eve geliyorum. Bildiğiniz adam akıllı ev işi bile yapamıyorum. Bu yüzden YouTube'a bir süre ara vermeye karar verdim. Aslında çok da şey değil. 2 hafta daha, büyük ihtimal 2 hafta daha video çekmeyeceğim. Ve o haftalar süresince videolarımı düzene oturtacağım. Aslında şöyle bir şey olacak. Daha çok böyle metin hazırlayacağım. Çünkü Cadılar Bayramı önümüzdeki ayın son haftasında Cadılar Bayramı var biliyorsunuz. Ve ben o son haftada bir şeyler yapmak istiyorum. Kanala özel bir içerik yüklemek istiyorum. 3 ya da 4 gün peş peşe böyle içerikler üretmek istiyorum. Ve o 4 günün metnini hazırlamam lazım. Hazırlıklarını yapmam lazım. Onun için yapacağım farklı bir konsept var. Bunları yapmak istiyorum ve bunun için gerçekten çok sıkı bir hazırlanmaya girmem lazım ve onun dışında da yapacağım genel haftalık olan davalarım da olacak. Ne bileyim 5 haftalık dava metnimi hazırlayabilsem benim için çok daha kolay olacak YouTube'u halletmek. Çünkü videolarımı editleyecek birisini buldum, metinlerime yardım edecek birisini buldum. Sağ olsunlar, iyi ki varlar. Bu şekilde hem kanalın gidişatı için hem de benim kendi hayatım için, kendime ayıracağım vaktim için birazcık daha iyi olacağını düşünüyorum böyle bir şeyin. Ve her hafta işte ay bu hafta da video yükleyemedim diye kendime de dert edeceğime en azından sizinle bu açıklamayı paylaşmak istedim ki ha içim rahat olsun, sizin de içiniz rahat olsun. Ne zaman geleceğim, ne zaman gideceğim falan en azından bilin bunları istiyorum. Ve şöyle bir şey var, ikinci kanalımı açtım. İkinci kanalımı açtım. 50 bin aboneyi bekleyemedim ve ikinci kanalımı açtım. İkinci kanalım da buralarda bir yerlerde olacak. Hatta bir sonraki dava videosuna kadar oraya bir video yüklemiş olacağım. Vlog yükleyeceğim oraya. Eğer ki o videoyu izlemek isterseniz, benim daha çok kişisel hayatımı görmek isterseniz, ne bileyim soru cevaplar, makyajlar, ondan sonra işte kaynanam, görümcem, onlarla falan çekeceğim bazı videolar olacak. O tarz ya da vloglar, kişisel hayatım yani daha çok beni görmek istediğiniz bir video içeriği isterseniz oraya gidebilirsiniz. Daha eğlenceli içeriklerimi orada üreteceğim. Sizinle etkileşime geçtiğim videolarda çekmeyi planlıyorum. Ve bu şekilde YouTube'u bırakmıyorum, YouTube'u bırakmayacağım. Yani öyle bir fikrim yok. Böyle yani gerçekten hayatımda çok kritik bir değişim olmadığı sürece YouTube'u bırakmayı düşünmüyorum. Öyle bir planım yok. O yüzden içiniz rahat olabilir. Geleceğim ama kendim de hayatımın çok oturmadığı bir dönemde olduğum için zorlanıyorum. Bu yüzden lütfen yanlış anlamayın beni sabırla beklediğiniz için. Şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Büyük ihtimal 2 hafta ya da önümüzdeki ayın 15. gününde falan eğer ki yapabilirsem bir video, bir dava videosuyla karşınızda olacağım. O zamana kadar dava metinlerimi birleştirip, biriktirip, editlerimi de falan halledip bu olayları falan düzenine oturtup tekrar geleceğim kameranın karşısına. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. Beni tekrar söylüyorum, beni beklediğiniz için, sabrettiğiniz için yine şimdiden çok teşekkür ederim. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.